Efendim, bilin bakalım neredeyiz? Efendim, Şumen'deyiz. Hocam, Şumen neresi? Efendim, Osmanlılar buraya Şumlu diyordu. Bulgaristan'ın Şumlu şehrindeyim. Efendim, sabah saatleri itibariyle buraya indim. -2 gösteriyor şu meydandaki levhada. Derece bayağı soğuk. Efendim, mevsim itibariyle demek ki tam seçememişiz ama bu Osmanlı'nın burada birkaç tane eser var. Onları görmek için özel geldim. Şöyle arkamızda şehir meydanında büyük bir park görüyorsunuz. İçeride baharda çok daha güzel olacağını düşündüğüm. Bakın. Şöyle şehirden sizlere görüntüler veriyorum. Şehir meydanı. Şöyle orada bir görüyorsunuz bir heykel. Şumlu. Evet, Osmanlıların önemsediği bir şehir burası. Bulgaristan'ın önemli şehirlerinden. Sofya, en büyük şehri Sofya, Plovdiv. Yani eski adıyla Filibe, Filibe derlermiş Osmanlılar. Şumlu da önemli bir şehir, bayağı büyük efendim. Diğer şehrin manzaralarından camiye gittiğim zaman yine size orada tanıtım yapacağım inşallah. Türkiye selamlar. Hayırlı sabahlar efendim. Evet, şu anda hoş bir trafiğe kapalı sokaktayız. Şumlu, Bulgaristan Şumlu'da. Bakarsak şöyle şehirden bir görüntü. Baharda yazda çok güzel olacak görüntüsü var. Şöyle. Hemen arkada bir belediye aracı sanırım kurtarma operasyonu yapıyor. -2 efendim, hava soğuk. Efendim, şu anda Villa Market'teyiz. Villa. Villa Market Avusturya tandanslı bir market. Bizim Türkiye'deki BİM A101 gibi bir market. Biraz daha fiyatlar diğer yerlere göre uygun. Bakın şöyle bir gösterirsek. Evet, görüyorsunuz. Çeşitli meyvelerden oluşan meyve suları. Bu tarafta efendim temizlik ürünleri. Hemen şöyle gidersek bakın, bol miktarda tavuk, domuz. Şu gördüğünüz yukarıdakiler domuz efendim. Adamlar takır takır yiyorlar domuzu. Evet. Bakın şu yağlı olanlar bilhassa. Dikkat ediyor musunuz? Onlar domuz eti. Bakın şu da. Evet. Efendim, Villa Market dediğim gibi Türkiye'deki A101 BİM efendim şok gibi marketlerin efendim benzeri bir market. Avusturya ülkesinin bir marketi. Almanya'da ve Batı ülkelerinin birçoğunda yaygın. Lidl tarzı marketlerde efendim, Netto, bunlar da bizim Türkiye'deki A101 gibi, BİM gibi marketler. Efendim, evet, size villadan görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet, Şumlu'da diğer Makedonya'da olsun, Sırbistan'da, Hırvatistan, Bosna, oralarda olduğu gibi buralarda da çok miktarda heykel var. Tabi bunlar kültür ve medeniyetin bir işareti. Bu sanatkarları, tarihi şahsiyetlerin heykellerini yapıyorlar. Bizde de efendim var malumunuz. Böyle güzel bir parkın içerisine bir Bulgar tarihi şahsiyetin heykelini yapmışlar. Güzel bir görüntü.
gördüğünüz gibi bir Hazreti İsa heykeli efendim. Şöyle büyütürsek. Efendim yukarıda tepede şunluda devasa bir heykel var. Şu küçük heykel değil de bakın yukarıdaki. Büyütebildiğim kadar büyüttüm. Gördüğünüz gibi. Evet. Şehrin her yerinde böyle heykeller, tarihi eserler, anıtlar bol miktarda var efendim. Evet. Şöyle inersek bakın. Hemen buralarda da böyle aslan başlı minik heykelcikler mevcut. Evet. Bulgar şehirlerinde ölen insanların isimlerini böyle afiş olarak asıyorlar. Böyle bir gelenek var. Gördüğünüz gibi hemen bir Türk görüyorsunuz. Kebap ve döner yazıyor. Bir Türk büfesi, lokantası gördük. Her yerde gelmiş bizimkiler. İyi ki de gelmişler. Hiç olmazsa biraz gönül rahatlığıyla yemeğimizi yiyebiliyoruz. Yaptırdı. Evet. Şumlu'dayız şu anda. Tarihe bakın. Rıdvan 1744. Abi 1744'te yapılmış. Evet, evet. Bu caminin ismi Tombul Camii'miş. Öyle mi Rıdvan abi? Evet evet. Evet. Cami burada yani. Şumlu'da yaşayan bir Türk abimiz bizim Şerif arabasıyla... Paşa, Şerif Paşa yaptırmış. Şerif Paşa. Şerif Halil Paşa. Şerif Halil Paşa ismi yazıyor ya, bakın Şerif. Şurada. Evet evet evet. 1744 yılında gururlandık. Ne güzel. İçeri doğru girersek caminin içi efendim Allah Muhammed yazıları olan şurada güzel yaldızlı hoş bir şey var. Caminin içinden bir avlusundan bir görüntü şöyle. Şimdi içine doğru giriyoruz. İçine girdik Tombul Camii'nin. İçeride restorasyon var gördüğünüz gibi. Biraz ışıklardan dolayı görüntü çok şey değil ama çok muhteşem bir cami gördüğünüz gibi. Evet. Rıdvan abiyle geldik. Ecdadımızın bu güzel mabedini siz dostlara göstermiş oluyoruz. Evet. Tombul Camii. Niye Tombul demişler bilmiyorsun. Onu bilemem yani. Evet. Efendim Şumlu Tombul Camii'nden Türkiye'deki dostlarımıza selamlar. Allah ecdada rahmet eylesin. Şu anda çok şık bir otelim var. Ben bu kadar şık olduğunu bilmiyordum. Böyle şey küçük ama böyle incelikler, süslemeler çok enteresan. Mesela koltuklar böyle bir koltuk yapmışlar. Efendime söyleyeyim. Şöyle gösterirsem. Sanki evlenecek adamın koltukları oluyor ya damat ve gelin onun gibi. Efendim şeyler çok şık. Böyle içerideki aksesuarlar falan. Evet Şumlu'daki otelimizdeyiz efendim. Bakın duvarlarda böyle tuğla tarzı yapmışlar. Öyle güzel bir otelciyiz. Biraz istirahat edip tekrar cami gezimine devam edeceğim efendim. Şumlu'dan. Evet sevgili dostlar. Bulgaristan'ın Şumlu şehrinde büyük caddelerinden birinde yürürken herkese selamlar. Uzakta daha önce fotoğrafladım. Bakın orijinal bir kilise. Kubbeleri yaldızlı. Deminki Tombul Camii'ndeki çektiğim videoda belirtmedim. Sonradan öğrendim. Tombul Camii'ne kubbesinin tombulluğundan dolayı tombul diyorlarmış efendim. Evet. Dolayısıyla onu da izah etmiş olduk. Şumlu güzel bir şehir. Yalnız baharda yazda gelinmesi daha doğru olur. Çok soğuk. -4'ü gösteriyordu demin dereceler. Ama her şeye rağmen efendim burada ecdadın izlerini gördük. Soğuk da olsa mutlu olduk. Allah onlara rahmet eylesin. Ta buralara kadar nasıl gelmişler gerçekten. Hayreti mucip. O zamanki teknoloji düşünürseniz işte at var. En fazla lüks sayabileceğiniz ulaşım aracı. Yayalar da tabii herkese at vermesi kolay mı Osmanlı'nın?
o kadar aylar, yıllar neyse oralarda mücadele etmiş. Gerçi fethettikten sonra da hiç kimsenin dinine, milliyetine, hiçbir şeyine karışmamış. O yönden de takdire şayan gerçekten. Başka milletler hepsi sömürürmüş. Başta şu İngiliz falan olsa buraları zaten dünyanın dört bir yanını sömürmüş. Bu İngilizler var ya, piyonlarını da kullanırlar zaman zaman. Milli mücadele yıllarından hatırlayın. Efendim, Osmanlı'nın ecdadımızın izlerini bulduğumuz Bulgaristan Şumlu'dan şimdilik bu kadar. Efendim, demin bahsetmiştim ya, Osmanlı buralara gelmiş ama kimseyi sömürmemiş, basmamış, baskı yapmamış. Efendim, isimlerini, dinlerini değiştirme noktasında kimseye haksızlık yapıp zulüm yapmamış. Kendileri şimdi hatırlayın, çok zulümler yapmışlardı. Özal zamanında malum orada zulüm görmüşlerdi ciddi anlamda. İsimlerini bile değiştirmişlerdi. Bakın, ben size burada eski komünist Bulgarya'dan kalan fakir uzar üreti göstereyim efendim. Gördünüz mü binayı efendim? Bunlardan çok miktarda burada var. Bakın efendim, Şumlu'nun merkezinde. Bu Sırp'ta, Hırvat'ta her yerde bulabilirsiniz bunları. Efendim, oldukça eski binalar. Komünizm döneminden kalma. Zaten genel olarak baktığınız zaman halk çok variyetli değil. Avrupa Birliği bunlara destek vermese sıkıntıları yüksek. AB üyesi oldular malum. Yunanistan'da herkes öyleydi. Ekonomik anlamda bayağı perişandılar ama sahip çıktılar. Şimdi biraz efendim karnımız acıktı. Buranın yine daha önceki videoda söyledim, A101'i, BİM'i gibi bilinen Lidl dediğimiz marketler zinciri var. Şöyle gösterirsek. Evet, görüyorsunuz. Burada şimdi bir şeyler alacağız. Karnımız acıktı. Şimdilik bu görüntülerle veda edelim. Saygılar. Almanya'daki dostlarımız bize pratikerin iflas ettiğini söylemişti ama Şumlu'da açık bir pratiker gördük. Evet. Bunu da belirtmiş olalım. Şu anda Lidl'dayız. Sütlere bakıyoruz şöyle fiyatlarına efendim. Mesela 1.59 diyor. Bizim 2,5 katı olmuş maalesef Türk lirasının, Bulgar'ın levası. O yönden de üzülüyoruz. Yani Bulgar'ın nesi var ki bizim paramızın 2,5 katı olmuş. Şöyle reyonlara bakarsak efendim, İşte fiyatlar. Yani buradaki yazan rakamın 2,5 katını düşün Türk lirası olarak. Evet. Burada asistanlarım Abdullah ve İsmail at eti istedi ama at eti bulamadım. Kusura bakmayın asistanlarım. Size at eti almak isterdim ama at yok. Saygılar. Evet, şu anda Billa Market'teyim. Asistanlarım at eti istemişti. Belki burada bulurum. Ümidiyle Billa'ya doğru giriyorum. Efendim, bu at etine karşı niçin bu kadar ilgi gösterdiler onu anlayamadım. Daha çok bizim yukarıdaki Türk Cumhuriyetlerinde onlar at eti satılıyor ama buralarda zannetmiyorum. Yine de şansımı deneyeceğim. Billa Market.